hocam, ilk öncelikle tebrik ediyorum. Birinci ve ikinci seriyi galip olarak sahadan ayrıldınız ve artık playoff mücadelesinde rakibinizi bekleyeceksiniz. Ama bugünkü karşılaşmayla ilgili takımınızı nasıl hazırladınız? Sonuçta itici güç, yani taraftar yoktu. Bir nevi tribünde az çok insanlar olsa da farklı şekilde dolu olan tribünde her zaman performans farklıdır. Bugün az sayıda taraftarla birlikte ama farklı şekilde ruhla mücadelenizi ettiniz. Sizin maçla ilgili görüşleriniz nedir? Şimdi bir kere taraftar işinden başlayalım. Bizim zaten öyle acayip bir taraftarımız yok. Biz o yüzden alışığız yani. Taraftarın olması olmasımız için fark etmiyor. Yani hazırlamak için kızlara itici yük değil abi. Hepsi çok tecrübeli bizim takımın. Yani biz kimle oynuyorsak kazanmak için çıkıyoruz zaten. Şimdi bütün kızlar da playoff'un önemini biliyorlar tabii. Sezonun sonunda esas önemli yer olduğunu biliyorlar. Yani o yüzden hiç ekstra bir itici güce falan gerek kalmıyor. O bilinçteyiz zaten. Bütün sezonun buna hazırlandık zaten yani. Peki şimdi rakibinizi bekliyorsunuz. Saat 16'da oynanacak mücadeleyle birlikte de biz de Fenerbahçe'nin olacağını tahmin ediyoruz. %99 olarak da söylüyoruz zaten. Sizin Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili düşünceleriniz neler? Rakip zorlu. Zaten ligde de hiç kaybetmeden playoff'a kalan bir ekipten bahsediyoruz. Siz o karşılaşmada neler bekliyor sizi? Ya şimdi çok büyük saygı duyuyoruz tabii Fenerbahçe'ye. Ama yani dediğim gibi rakip ayırt edecek halimiz yok. Fenerbahçe geldi diye bırakacak halimiz yok. İşte neyimiz varsa göstermeye çalışacağız sahada. En önemli şey ama tabii işte kaç günden bir maç oynayacağımız. Yani biz yaşlıyız, rotasyonumuz dar tabii. Sezon sonunda bize yani en büyük handikap bizim için işte yorgunluk oluyor. Rotasyonları çok geniş ama geri adım atacak halimiz yok. Saldıracağız tabii ki. Biz de o zaman Klasport TV ailesi olarak sizlere playoff mücadelesine ve Fenerbahçe maçında başarılar diliyoruz. Üniversitesi Orman Spor mücadelesinde playoff'un ikinci serisinde Çankaya Üniversitesi ikinci seride kazanmayı bildi ve biz de şimdi Gözde Yavuz'la birlikte bugünkü karşılaşmayı değerlendireceğiz. İlk olarak bugün maç ilk karşılaşma gibi de başladı. Birinci ve ikinci periyotta özellikle büyük başa baş mücadele vardı. Daha sonrasında üçüncü periyoda biraz farkı açtınız. Son periyodunda yine heyecana sahne olan bir maç izledik ama siz genel olarak bugünkü seriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu turun çok zorlu geçeceğini biliyorduk öncelikle. Daha önce de ligde iki kere onlarla maç yaptık. İyi hazırlandık ilk maça özellikle. Deplasmanda onların ev sahibi avantajı vardı. O maçı yendik. Burada evimizde yenmek istiyorduk. Çok tecrübeli bir takımız. Beraber, bütün sezon beraber oynadık. Yorgunluk da oldu tabii. Tüm sezonun ağırlığı da var. Ama galip gelmesini bildik. İyi bir takımız. Takımı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi playoff serisinde saat 16'da mücadele olacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor'la Fenerbahçe arasında geçecek. Mücadeleden sonra rakibiniz belli olacak. Ki büyük ihtimalle Fenerbahçe rakibiniz olacak gibi de gözüküyor seriyi 2-0 yaparsa. Haliyle gelecek maçla ilgili neler düşünüyorsunuz playoff mücadelesinde? Ya biz bütün yıl maç ayırt etmeden bütün maçları yenmeye çıktık ama tabii ki Fenerbahçe'nin gücünün farkındayız. O maçı da elimizden gelen hazırlığı yapıp ona göre mücadele edeceğiz. İlk turu geçtiğimiz için tekrardan Çankaya Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Takımını tebrik ediyorum. Torbe Life Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff mücadelesinin ikinci serisinde Çankaya Üniversitesi sahasına OGM Orman Spor'u ağırladı ve seride 2-0 yaparak artık playoff'taki rakibini bekledi. Biz de bu mücadelede Gözde Yavuz'la birlikte Çankaya Üniversitesi'nin baş antrenörü Çağrı Özek'le maçı değerlendirdik. Maç sonrası değerlendirmelerde bulundular. Biz de Çankaya Üniversitesi'ne playoff mücadelesinde başarılar diliyoruz. İlk olarak bugünkü mücadeleyle ilgili gerek birinci serinin maçı gerekse ikinci serinin maçı başa baş bir mücadele söz konusu oldu. Biz de izleyiciler olarak keyifli bir mücadele izledik ama seride bir eşitlik sağlanamadı ve playoff mücadelesinde veda ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle biz buraya gelinceye kadar çok uzun ve zor bir yoldan geçtik. Oyuncuların bu zor yolda çok iyi işler çıkarttılar. Özellikle ikinci yarı yükselen performansımızda en iyi takımlardan biri olduk. 13 maçın 10'unu kazandık. Tabii bu arada çok yıprandık. Tabii ikinci yarı boyunca da bir yabancı eksik oynamanın getirdiği bir dezavantaj da vardı. Ama bunu güvendiğimiz Türk oyuncularımız çok iyi iş çıkartarak kapattılar. Bu eşleşmeye geldiğimizde de bir tane önemli uzun oyuncumuz Covid dolayısıyla oynayamadı. Onun rotasyonunda oynatabileceğimiz yine 6. oyuncu olarak gördüğümüz bir uzunumuzda bir kas sakatlığı yaşadı. Ama kalanlar elinden geleni yaptılar. Ben güzel maç izlettiğimizi düşünüyorum. Maçlarda bize geldi, biraz şansımız yerinde olsaydı kazanma şansımız da vardı. Ben bundan sonraki süreçte Çankaya Üniversitesi'ne başarılar diliyorum. Herkese yeni sezonda artık beklentiler başlayacak. Evet. İyi şanslar diliyorum. Evet.
hocam peki yeni sezon demişken şimdi ben sormayacaktım ama siz yeni sezonu açtığınız için sormak istiyorum. Yeni sezonla ilgili hedefleriniz neler? Biraz erken bir soru belki de sizin adınız ama. Evet, şimdi daha koçlar bizde çok uzun seneli kontratlarla çalışmıyorlar. Dolayısıyla benim de kontratım bitti Orman Spor'la. Bakacağız önümüze ne olacak. Kulübümüzle bir görüşeceğiz ne oluyor ne bitiyor diye. Ona göre bir yol çizeceğim. Orman Spor adına bir şey konuşamam yani. Evet. Kendi adıma da gittiğim her takımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan önce de olduğu gibi.